Merhaba web teknoloji izleyicileri. Bu videomuzda size Chrome'un tabiri caizse pisliklerini göstereceğim. Yanımda TAA var. Ben varım. TAA var. Evet, TAA var. O da bilmiyormuş bu tarz şeyleri. Ben bir tek CTRL Shift Delete neydi? Yok. Shift N gizli sekme açmayı biliyorum. Evet. Neden abi kullanıyorsun onu? Ya bazen hani Google'daki aramalara bakıyorum da. Ha evet. Tamam. Şimdi abi mesela YouTube'da bir video açacaksın diyelim. Ha. Kendi videonu izliyor musun bilmiyorum. İzliyor musun? İyi tamam. Bir video açacaksın. Bunu şimdi bulmanın kısa bir yolu var. Şöyle göstereyim sana. Bu arama çubuğuna U yazıyoruz. Zaten YouTube'a daha önce girdiğimiz için tepede direkt çıkıyor. Tab'a bastığımız zaman şimdi buradaki arama artık YouTube içinde olmaya başlıyor. Ha. Buraya şimdi mesela webtekno yazalım. Giriyoruz. Daras das daras. Tamam. Bu kullanılırmış. Bu sadece YouTube'da olmuyor bu arada. Hani çoğu sitede var bu özellik. Bizde var mı? Bizde olmaz mı ya? Bizde olmayan şey yok abi. Webtekno. Tab'a basıyoruz. Görüyorsunuz gençler şekil ha. Aynen. Apple yazalım. Arada bir yazın şöyle. Gördüğün gibi Apple ile ilgili sitemizde şurada arama yaptığın her şey çıkıyor. Evet. İki tane fotoğraftan da aynısı gördüm onda. Hadi neyse. Evet. Google'a biz Apple yazıyoruz. Ne çıkarsa onu koyuyoruz. Neyse. Bu böyle güzel bir özellik şimdi. Şimdi kolay aramayı anlattık. Kolay bir hesap makinesi yöntemi de var. Ha bunu kullanıyorum işte iddia yaparken. Aynen. Oranları çarpıyorum falan. O zaman bunu bilmeyen arkadaşlara anlatalım. Mesela 210 çarpı. Tamam 2109 olsun. Çarp 1.80 mesela. 1.80. He çarpı. Hop. Çıktı burada. Buraya istediğiniz gibi hani parantezli şeyleri... Demek ki Almanya'ya bassak almışan 2000 lira 3000 lira mı veriyor? Olabilir. Oranını bilmem abi. 2000 lirayı vermem ki. Ben de bilmiyorum da. Almanya'ya akşam basılır mı? Vallahi çok riskli maç. Her şey olabilir. Ya ama hani böyle futbol 90 dakika oynuyor ya Almanlar kazanıyor. Bence basılır yani. Öyle bir söz. Neyse. Dur abi şimdi boşver Almanya'yı. Biz konumuza dönelim. Ya görüyorlar zaten ya. Ha bak. Aynen bak böyle karmaşık bir işlem yaptık. Onu da enter'a basmadan bile alttan gösteriyor. Aynen. Aynen. Yani Chrome bayağı döşekli. Aynen. Bak seni bipten kurtardım. Chrome seni böyle gün hesaplamaktan falan da kurtarıyor. Mesela buraya 2500 hours yazalım. Tamam mı? Ondan sonra böyle bir eşittir koyalım yanına. Aha. 104 gün yapıyormuş. Böyle bir şeye ihtiyacın olursa bunu kullanabilirsin. Aydınlandım. Ama bir boku yaramaz bu ya. Ya yani şu hesaplarken hani atıyorum geri sayıma kaç gün kaldı, 3 gün kaldı, hangi ben bunu ama unutuyorum hep yani. Gidiyorum başka bir yerden hesaplıyorum. Şey yazsana bir, 2500 saat yazsana Türkçesi oluyormuş merak ettim. 2500 olmuyordu galiba, bir bakalım. Olmadı. Vicdansızlar. İlla İngilizce hours yazmanız lazım. Days yazalım bakalım. Ha onu da yıl olarak yıl hesaplıyor. Olarak aynen. Bak bunu kullanabilirim, bu daha aktif kullanılır. Tamamdır. Ne alakaysa. Neyse başka bir özelliğe geçelim. CTRL Shift N en iyisi şimdilik. Bak şimdi zoom in zoom out var abi. Mesela sayfada şöyle bir fotoğraf gördün. Hı hı. Şöyle CTRL'ye basıp scroll'u böyle kaydırıyorsun. Dazıp diye yaklaşıyor. He. İyi kullanılır belki. Yazıları okumakta zorluk çekenler için. Şu sağ üstte varsayılanı sıfırla deyip sayfanı... %100 alıyorsun. Aynen ilk halinde dönebiliyorsun. İyiymiş. Chrome'un bir diğer özelliği de senin böyle resimlerini gösteren bir şey haline dönüşebiliyor. Hani sen böyle çift tıklayıp resimleri açıyorsun ya da böyle Chrome'un içine tutup sürüklersen daras das daras. Tabii kullanır mısın orasını da bilmiyorum ama o anda Chrome açıksa hani direkt içine atıp görüntüleyebilirsin. Çift tıklayacağını tut buraya bırak diyorsun. Ha, yani. Çok da aslında işlevsel bir şey değil ama yapmışlar mı yapmışlar. Adamların bunu düşünmesi bile yeter. İyiymiş. Aynen öyle. Hani bu özelliği sadece fotoğraf olarak düşünme. GIF açarken falan da kullanabilirsin bu özelliği. Şimdi daha işlevsel oldu galiba. Şimdi aklımdaki soru işaretleri kalktı. Aynen. Evet. Bence de onun için yapmışlar. Yanında da fotoğraf kalmış öyle. Olabilir. Başka ne var? Başka ne var? Bak şimdi şöyle bir güzel özelliği var. Onu göstereyim sana. Google Play kelimesini araştırmak istiyorsun diyelim. Tamam mı? Bunu buradan tuttum böyle. Direkt arama çubuğuna fıydırıyorsun. Onu Google'da arıyor sana. Aa, bak buymuş lan. Aynen. Çok işlevsel. Ya da... Aynen. Bir kimlik ararken mesela bir adam adını geçince aynen şöyle sağ tıklıyorsun. Google arama motorunda onu biliyorum. Aynı mantık aslında. Aynı mantık da sürükleyip bırakmak daha etkiliymiş. Yani şekilli. Şimdi sen böyle bookmarklar falan yapıyor musun abi kendine kısa yollar? Bookmark? Oo. Şimdi bookmark'ın olayı şöyle abi. Hani mesela bunu gördün bookmarklarını atamak istiyorsun kısa yollara. Bunu tutuyorsun böyle. Şuraya bırakıyorsun. Bunu tak attı bookmarkların içine. Bu da kestirme bir şey olabilir. Hani şöyle sağ tıklayıp
Bunu bookmark ata falan filan hiç uğraşmadan. Tabii ben bunu uzun yolu bilmiyorum. Yıllardır bu şekilde kullandım ben bunu. Ya ben de bir şekilde yaptım ama nasıl yaptım unuttum aslında sen. Şurada şey var. Yıldız muhabbeti var. He o da yaptı. Orada isim isim giriyorsun. Uğraşıyorsun biliyor musun lan? Kolaymış aslında, böyle daha iyiymiş. Tabii daha iyi. Bak abi şöyle güzel bir aksiyon var. Bunu ben epey kullanıyordum. Buradan YouTube'u açalım. Buradan da as yazalım. Şimdi mesela bu sayfadayız, tamam, mouse'a da ulaşamayacağımız bir yerdeyiz. Ellerimiz dolu, bir elimiz boş diyelim. Genelde öyle oluyor, evet. Evet. Onu şimdi CTRL'ye basıp taba bastığımız zaman sekmeler arasında böyle patlıyor. Şey de yapabiliyoruz, CTRL 1'de birinci sekme, 2'de ikinci sekme, CTRL 3'te de üçüncü sekme var. CTRL 1'e 3'e basınca 3 mü? Aynen, bak, üçüncü sekmeye gidiyor. Ama tab daha işlevsel ya sanki. Ya tab şey, alt tab gibi geliyor ya bana, program arası geçiş gibi. 1, 2, 3 daha iyiymiş yani sıralı. Aynen. Güzel. Yeri gelmişken şunu da göstereyim. Mesela bu sekme açık, bunu yanlışlıkla kapattık. CTRL Shift T'ye bastığımız zaman son kapattığımız sekmeyi açıyor. Tabi bu CTRL Shift N'de yemiyor. Çünkü CTRL Shift N tarama geçmişini tutmadığı için böyle bir aksiyon yok orada. Evet. Sadece normal. Başımıza çok geliyor. Evet. Sonra kısa yollardan devam edeyim. CTRL T yeni sekme açıyor. CTRL N yeni sayfa açıyor. CTRL N, evet. Evet, CTRL N zaten hani Shift N'de şey olabilir. Gizli sayfa açıyor. CTRL Shift N gizli sekme açıyor. Bunu zaten herkes biliyor. Yani bilmiyorum diyen şu an yalan söyler değil mi? Aynen, çakallar. Yalancıdır. Neyse, kısa yollar aklıma geldikçe ben söylemeye devam edelim. Şimdilik aklıma bunlar geldi. Başka da kalmamış bile olabilir hatta. Bak şimdi şöyle bir güzellik var abi. Yine mouse'a ulaşamayacağımız bir yerdeyiz. Shift'e bastı, Shift değil, Space'e bastığımız zaman sayfada aşağıya atlıyor. Böyle bir güzelliği var bunun. Yukarı nasıl çıkıyoruz? Yukarıya da şöyle çıkıyoruz abi. Shift'e basarak Space'e bastığımız zaman şöyle gelelim. Tak 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 yukarıya çıkıyor. Yani Space aşağı iniyor. Shift'e basıp da şey yaptığımız zaman da yukarıya çıkıyor. Dilersen bunu aşağıya da böyle yavaş yavaş inebiliriz. Ama sayfanın bakacağımız şey en altındaysa hızlı kullanılırmış. Bakabiliriz aynen. Bak bu benim en sevdiğim özelliklerden birisi abi. Şimdi sen mesela açtın, tamam mı? Chrome'u açar açmaz Facebook, WebTekno sayfası ve YouTube sayfası direkt açıyorsun değil mi bunları? Hı hı. Şimdi sen Chrome'a diyorsun ki abi, ben açar açmaz bu sayfaların üçünü zaten hazır olarak aç diyebiliyorsun. Aynen. Hani sen Chrome'a tıkladığın zaman bu üç sayfa direkt açık oluyor. Nasıl onda yapacağız? Ayarlara gidiyoruz abi. Ayarlarda şu başlangıçta kısmında belirli bir sayfayı veya sayfaları aç diyor. Buradan sayfaları ayarla diyorsun. Buraya girdiğin URL'leri senin başlangıçta açıyor. Buraya sınırsız URL ekleyebiliyorsun. Vay, bak bu iyi işte. Kıyak. Aynen. Genelde buradan geçmişi siliyoruz da. Geçmişi silmenin de kısa yolu var bu arada. CTRL Shift Delete'e bastığın zaman da geçmişi kökten siliyor Chrome. Şuradan işte zaten herkes biliyor. En baştan vırt zırt buradan ne kadar bir zamanı sileceğimizi, neleri silmek istediğimizi ayarlayabiliyoruz. Bu da böyle bir aksiyon. Abi bu iyi değilmiş ya. Bunu biliyoruz zaten abi, herkes evet. Biliyor yani. Gerek yok onda, girip siliverin anasını satayım. Neyi göstereyim başka? Kısa yollardan bir tane göstereyim. Şunu yeni sekmede açmak istiyorsak scroll'a tıkladığımız zaman üzerine yeni sekmede açıyor. Ya onu biliyorum. Sekmenin üzerine scroll'a tıkladığımız zaman sekmeyi kapatıyor. Onu bilmiyorum. Eğer diyorsan ki benim mouse'um 5000 yıllık, üzerine scroll yok diyorsan CTRL'ye basıp tıklarsan yine yeni sekmede açıyor. CTRL'ye basıp tıklarsan geri kapatıyor mu peki? Yok, onu yapmaz. Niye? Scroll'a bastık az önce kapattı, aynı şey değil mi? Yok değil. Benim bütün mantığım çürüdü şu anda. Shift'e basıp bassak onu da bulundu. Shift'e basıp basalım bakalım. Yeni sayfada açıyor o zaman. Shift'e basıp basınca da bu sayfayı da kapatmıyor. Kapatmıyor kardeşim. Kapatma scroll'un yoksa manuel. Tıklayacağına çarpıya tıklayı vereceğim şey. Yani. Aynen. Tamamdır. Bu da iyi. Bu güzel. Bu güzel bayağı güzel. Hızlandırıyor. Aynen. Şimdi böyle sonlara doğru yaklaştık. Güzel başka bir şey göstereyim sana. Hani sayfayı böyle farklı kaydetme muhabbeti var ya. Masa üstüne kaydediyoruz hani ki. He. Ben onu ta eskiden yapıyordum Windows XP varken. Yani böyle bir sayfayı bir yerde tutmak istiyorsan falan sayfayı abi sürükleyip direkt masa üstüne bırakıyorsun. Fotoğrafını aldın. Fotoğrafını aldık çünkü yanlış yaptık. Yok yok, tıklanınca oradan alacaksın alttan başlıkta. Şuradan, şuradan alacağız aynen. Tamam şimdi oldu. Aynen buraya gıcırt diye. Demek ki fotoğrafını da alıyormuş bu arada, bunu da öğrenmiş olduk. Bunu gördüğün gibi direkt bu linki masa üstüne attı. Aynen öyle. Abi son anlatacağım şey sana. Bu şimdi yüklediğimiz extension muhabbetleri var ya. Extension ne diyeceksin? Aynen. Evet. Uzantı mı? Uzantı mantığı. Hani buraya bir uygulama, küçük uygulamalar falan yüklüyoruz ya. He. Ve bizim WebTekno'nun da uygulaması var, uzantısı var. Tıklasana bir görsünler. Tıklayalım. Bunda olmayan arkadaşlar indirsin bu arada. Aynen bak, cayır cayır. Cayır cayır buraya düşüyor ilk önce.
Evet. Neyse mesela bunlara kısa yol atayabiliyoruz. Şu en altta klavye kısa yolları var. Hı-hı. Buraya tıkladığımız zaman, şimdi bizim web tekme burada ya. Burada bir kısa yol yazın diyor. Buraya bir kısa yol yazıyoruz. Ne diyelim mesela? CTRL. A mı diyelim? A başka bir şey var mı daha da? A'da hepsinin seçme var yani sayfada bir şey kopyalayacaksa. L yap. CTRL L yapalım. Bunda belki vardır bir şey. Varsa da sağlık olsun. Ne aynen abi. Web tekmeye feda olsun. Şimdi geldik. Buraya geldik. CTRL Chrome açıkken L yaptığımızda yani şu şeye ufak zımbırtıyı kendi basıyor. Ufak zımbırtıyı aynen direkt gelmiş oluyor. Neyse artık onun adı. Kısa yol mu ne? Bunun adı abi uzantı diye geçiyor. Ha uzantı işte. Aynen. Adı geldi bak. Bak bu iyiymiş. Aynen. Bunu sevdim ama cazırt diye çıkıveriyor yukarıdan. Uygulama uzantılarda kullandığım bir şey var mı? Webtekne zaten her gün kullanıyoruz. Bilmiyorum. Varsa, var olan varsa yapsın işte. Güzel. Var mı abi senin eklemek istediğin kısa yolda, kısa yolda bir şeydi? Yok bizim çok şükür CTRL, Shift, N işimizi görüyor. Gizli sekme aç. Yeter. E tamam o zaman. Benim de ekleyeceklerim bu kadar. Hani başka bir şey gelirse aklıma zaten notlara... Ya şurada bir tane açsana şu haberi bir. Teknoloji var yok. Gel öyle. En şu podcast salatası $35 kim olabilir ya? Abi bu bir tane adam Kickstarter'a proje koyuyor. Patates salatası. Evet. $35,000 bağış topluyor. Bak bu videoyu biz anasını 8'inde çekiyoruz ayın şu an. 8 Temmuz. Dün $8,000'daymış. Bugün $35,000 oluyor. Oğlum çikolata falan yorarak koyalım o zaman. Anasını var da piyasanın. Koyalım. İşte bu adam böyle diyor ki ben size patates şeyi yapacağım diyor. Püre değil salatası yapacağım diyor. Bunu diyor satıyorum işte diyor. Bana bağış verin diyor bir şeyler diyor. Oğlum kısır yapalım çikolata yapalım bir gün. Aylarca paraları... Aa sana kısır. Kafası güzel bir kısır. Patlıyor. İyi Chrome bu kadar işte. Chrome zaten böyle aynen. Biz ne anlatsak bir iki tane sizin kullanacaksınız. Akılda fazla kalmayacak herhalde ama. Ya hani ben de en başta bunları bir yerden araştırmıştım. Böyle 4-5 yıl oluyor sanırım. Hani aklımda en başta kalmamıştı ama kullandıkça o kısa yolları emin olun alışıyorsunuz bırakamıyorsunuz daha sonra. Yani CTRL Shift neyi çok kullanıyorsunuz bu arada. Aynen. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bu videomuzda sizlere işte Chrome kısa yollarından bahsettik. Nasıl kullanılacağını biraz anlattık. Hepiniz biliyorsunuz ama daha hızlı kullanmanıza yarayacak şeyleri anlatmaya çalıştık. Age of Honor gibi böyle kısa yollardan tıkır 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 açacaksınız kapacaksınız Chrome. Mouse yok mouse atın çöp artık. Patron çıldırdı. Dumping. Mouse'lar çöpe gidiyor. Kapatıyoruz. Hadi görüşürüz. Haydi eyvallah. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşürüz. Bu arada Facebook sayfamızda beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Aynen. Ha şeyin de haberini verelim bu arada ya. Neyi? Canlı yayın. Canlı yayın mı? Aynen. Ha Twitch'ten canlı yayın yapmaya çalışacağız. Becerebilirse yarın yani ya da becerebilirsek diyelim. Yarın demeyelim ya. Becerebilirsek her hafta bir tane yapacağız aynen, diyelim. Aynen. Hani şimdi tarih veririz yapamayız. Kalmayalım. Hani kendim... soru cevap kısmını yavaş yavaş canlı yayınlara doğru kaydırmayı düşünüyoruz. Hani bir canlı yayın izleyicisi olur. Teala sıcak sohbetler aynen, olmasın tabii. Öyle bir şey. Ona göre soruları hazırlayın. Bunu kaydedeceğiz. Daha sonra izleyemeyenler de izleyecek ama. Hani diyorsunuz ya küfür, sansür korkmayın. İşte orada sansür yok. Mesela küfret abi. Yarak. Bunlar hiç olmayacak orada. Kapat ya. Almanya'nın oranına baksak ya. Google'a yazsana böyle kaçmış oranı. Dur bakalım. Memuruz nette Almanya, Brezilya maçının iddia oranları ne iş var Allah'ını seversiniz ya. Hadi gerçi memurlar atanamıyor ya ondan herhalde. Oo. Ben 0 diyorum. Hatta 1-1 diyorum skor veriyorum. Ben abi 0'dan 2 diyorum. Bu arada paylaşacağız maça yarım saat kala skoru bilenler bardak kazanacak. Bardak verecek. Skoru doğru. Bilenler değil abi. Skoru bilenlerin işinden yapacağımız çekilişle bardak vereceğiz. Kaç bardak vereceğiz? Bir tane bardak vereceğiz arkadaşlar. 2 verelim hadi 2 olsun. Abi 2 tane vermeyelim 1 olsun. Ver 2 ver yani. İyi hadi tamam 2 oluyor. 2 verir vereyim diye espri yapayım of yapma, çok kötüydü tamam hadi. Yapma, tamam arkadaşlar bugün saat 9.30 gibi bir caps paylaşacağız. Yarım saat kadar paylaşalım ya. 10.30 mu olsun? He 10.30'da. 10.30'da bir tane caps paylaşacağız. İşte maç skoru hakkında doğru tahmin yapan 2 kişiye vereceğiz. Bu arada Facebook grubuna üye değilseniz bak alttan şimdi çıkmıyor da çıkacak. O Facebook grubuna üye olun. Caps oradan gelecek. Bildirimleri alt kısmında yapın. Ha bu arada 1-0 yazarsınız maç 2-0 biter sonra düzeltildi. He, babayı alırsınız. Yani babayı yollarız kutunun içinde. Kutunun içine sıçar yollarım. Aklınızı alırım siz. Şaka yaptım, şaka yapmam öyle bir şey. Aynen ama hiçbir şey de yollamayız. Hiçbir tabii. Şey de o düzeltinde çıkıyor yani. Hani kimse kimseyi kandırmasın. Tamam neyse. Ya Google Play bu kadar. Aynen. Google Play diyorum ya. Google Chrome'dan başka her boku anlattık. Aynen. Bir Brezilya-Almanya maçı kalmamıştı ondan da bahsettik. Başka videoda görüşürüz arkadaşlar. Eyvallah. Neymar da yokmuş ha.